İsrail'in durdurulması için iki ana unsurun devreye alınması lazım. Ee, bir, askeri unsur, askeri güç. Bunu tasvip etmiyoruz şu anda. Çünkü askeri gücün kullanılması, böyle bir diyelim bölge ülkeleri bir araya geldi, askeri bir güç kullandı İsrail'e karşı. Bu çünkü dünya savaşı gibi riski e, karşı karşıya getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada bulunmasının da temelinde aslında üçüncü devletlerin bu şekilde İsrail'e karşı askeri bir yaptırım uygulamasının önüne geçmek için orada olduğunu biliyoruz. İkinci hususedir ekonomik yaptırım. Bu devreyi alınabilir Yani Türkiye başlattı bunu. E, dolayısıyla ekonomik olarak İsrail devleti kıskacı alındığı takdirde ben kısa zamanda e, barışın sağlanabileceğini değerlendiriyorum. Ancak ekonomik yaptırımların e, İsrail'i köşeye sıkıştırıp barışa zorlaması için dünya ülkelerinin çoğunluğu nezdinde, özellikle İsrail'in ticari anlamda çok fazla yükün tutan ticari e, ilişkilerin olduğu ülkelerin bunu uygulama gerekiyor. Bakın 1950'den bugüne kadar 335 milyar dolar civarında bir yardımın Amerika tarafından İsrail e yapıldığını öngörüyoruz. Bugün son 2023 2022 yılı itibariyle Amerika Türkiye'nin savunma sanayi bütçesi 20 milyar dolar, 21 milyar dolar Tuğba'nın. Yani bundan 10 sene önce 11 milyar dolar idi. Yani bunu kıyasladığınız zaman aslında 335 Tabii, milyarı 20 milyara böldüğümüz takdirde 15-16 Türkiye bütçesi yapıyor. Yani siz 1950'den itibaren bugüne kadar belki 30 kat Türkiye bütçesini İsrail'e vermişsiniz. Hı. Dolayısıyla İsrail zaten askeri anlamda tüm yığınlanmasını yapmış. Üçüncü bir devletin Amerika Birleşik Devletleri'nin silah kesiyor olması dahi İsrail'in bugün Gazze'deki katliamlarını durdurmaya etkin bir rol olmayacak vaziyette. Çünkü nitekim tekim bugün PKK'ya bile silah desteğini kesmeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden hükümetinin kendisinde üniversitede olan ve halkların nezdinde olan bir takım protestolara karşısında özellikle bir askerin kendisinin yapmasından sonra silah vermesinin konuşulduğu bir Amerika Beş Devletleri iktidarının ben silah vermeyeceğim söylemeye de çok fazla itibar etmemek lazım. Yani bu destek devam edecek. İsrail bu aymazlığına devam edecek. Hasbaya kadar biz Netanyahu'nun ve hükümetinin ee, keyfini bekleyeceğiz maalesef. Hmm. Öyle görünüyor. Ama elbette ki Türkiye bu anlamda evet biz ee, bu noktada etkin bir rol oynayamayız, bu, tak bu şekilde destekler var diye kenara çekilmekten ziyade diplomasi anlamında kenara çekilmekten ziyade en her türlü aksiyonu devreye alarak diplomasiyi devreye sokarak, uluslararası ülkelerle görüşmelerine devam ettirerek e, bu anlamda İsrail'e karşı bir lobicilik faaliyetini devlet bazında yapıyor. Son derece de etkin ve ses getiriyor. Ben inanıyorum ki bu baskıların sonucunda ekonomik yaptırımlar da artarsa İsrail bu anlamda barışa zorlamış olur. Nitekim Hocamızın bahsetmiş olduğu gibi Refah saldırılarının temelinde aslında bu barış görüşmelerini biz kabul ediyoruz etmiyoruz. Amerika açıkladı. Mısır'da bir görüşme yapılıyor. Barışa biraz daha fazla yakınlaş şeklindeki oylamanın temelinde aslında Refah'ın bölgede e, İsrail'in işgaline bir nokta zemin hazırlamak ve zaman kazandırmak. Dolayısıyla bütün bunların hepsine baktığımızda İsrail bölge halkını tamamen te te tecrit edip bütün yardımların uğraşmasını onlara engelleyip ve bölgenin Refah bölgesinden Sinan Yardım nihai hedef olarak Sinan Yardım Adası'na e, Filistin ve Gazze'lerin kalıcı olarak gönderilmesini sağlayarak işgali son derece o zamanda e, gerçekleştirerek o vaat edilmiş topraktır hedefine doğru adım adım ilerlemenin peşinde olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunun için güç birliği içerisinde bu e, diplomasiyi sürdürmek son derece önemli durumu var. Onun Kıbrıs'ı da katacağız yani Tabii, bayağı tehlikeli çok, bir çok durum tehlikeli var. Yani Kıbrıs'ta bölge çok... da durum karışacak. Evet. Kesinlikle. Yani ki nitekim Nekirvan Barzani'nin de İran'a konuşacaktır muhtemelen seyahati vs. Ve, e, programları. Bütün bunların hepsi aslında bölgede İsrail'in Gazze politikalarına doğrudan etki eden unsurlar aslında bunlar. Kesinlikle. Ee, silah e, ve tesisat olayına da girmem gerekirse, şimdi Joe Biden da şunları söyledi. Biliyorsunuz zaten silah göndermem dedi. Hangi koşulda refaha girmemesi e, koşulunda. Evet. PKK'ya ee, da göndermem diyordu. Tabii. E, Netanyahu'dan da cevap geldi. Gerekirse tırnaklarımızla savaşırız diye. E, bakalım ABD silah desteğini keser mi Cem? Ediyorsun. Biden bu gece hakkın rahmetine kavuşur. Tabii biz Müslüman diliyle konuşalım da. Biden'ın ne haddidir ne harcıdır. Silah Hak... gönderme mi? Yok, White House'da sonu olur. Hı. Net söyleyeyim. Bir gece aniden ayağa takılır. <laughs> Kıymetli hocam düşürür. <laughs> bir JFK gibi bir affedersin hmm. suikaste kurban gider. Sonra Lee Harvey Oswald onu vuran da Kennedy'nin ölmesi biliyorsunuz evet. bu domuzlar evet. körfezi evet. sonrası Küba krizi tamamen o ona bağlı Geçen Kennedy. Hafta oradaydınız galiba. Geçen hafta. <gülüyor> <gülüyor> Ama bombaları göndermeyecek Cem. Ya net söyleyin kimse evet, kimsenin değildir yani. gönderdi üstad ya. Gönderdi söyledi. Üçlü bomba gönderdi. Üstad söyledi. Şu an biz hakikaten dünyanın gözü önünde ve bu haftada lider devlet bahçeli salı grup konuşmasında Altını çizdi ve yeni hedef Ravallah dedi. Hı. Yani biz şöyle mi düşünüyoruz? E, İsrail Gazze'yi vuracak. Gazze'nin içerisinde Cebali'yi vuracak. Oradan Han Yunus'u vuracak. işte refah tırnak içinde katledecek bir soykırım. Ben buraya üç tane kelime yazdım. Bunu istiyor yazdım. zaten. Üç tane Tabii, kelime yazdım hocam. Savaş savaş Hı. değil. Katliam katliam değil. Genosayt soykırım. Aynen. Ve bir sonraki Aynen. hedef arkaya dönecek ve Mahmud Abbas'ın Ramallah'ını yerle bir edecek. Çünkü doymayacak.